25 Kasım 2021 günlerden Perşembe. Bilim şenliğine hoş geldiniz. Kağızman Çayırısı İlkokulu Ortaokulu. Şimdi hem ilkokul olarak geçiyor hem ortaokul. Emoğlu güzel de bir pano 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı destekleme programı dahilinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın efendim bir gösterisi olacak burada. Görelim Mevla neyler neylerse güzel eyler. Kızlarımız sana ne tutacak bak hele. Çikolata. Hayırlı uğurlu olsun abla. Nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Sağ olun, var olun. Kaçıncı sınıftasınız siz? Dört daha kaç idi? 16. Aferin. Bildiniz vallahi. Sayda hoş geldiniz. Hoş bulduk baba. Hayırlı günler olsun. Hoş geldiniz. Şenliğiniz mübarek olsun. Çok teşekkür ederiz. Şeref ettiniz. Sağ olun, var olun. Buyurun. Projenin amacı cildimizi korumak, onun önlendirmekten geçer.
Bu yüzden çeşitli nemlendiricilere başvururuz. Bu nemlendiriciler bir süre sonra cildimizde hasara yol açabilir. Bu yüzden kendi el kremimizi yapacağız. Hazır aldığımız el kremiyle kendi yaptığımız el kremini cildimiz üzerindeki etkilerini karşılaştıracağız. Araştırmalarımız sonucu da kendi yaptığımız kremin daha etkili olacağını düşünüyoruz. Hoş geldiniz efendim. Ben 6. sınıf öğrencisi Melike Gökkuş. Sizin için bugün yaptığımız krem projesinin yöntem uygulamasını anlatacağım. İlk önce nemlendirmemiz için yoğurt, zeytinyağı, E vitamini kullandık. Sonra bunları E vitamini kapsülü ve doğal yollardan biri olan zeytinyağı kullandık. İki kaptan birine yoğurt, zeytinyağı, E vitamini koyduk. İkinci kapımıza hazır kremimizi koyduk. Ve bunlarla ilgili iki tane grup belirledik. Bir hazır kimyasal grup, ikincisi el yapımı krem grubu. Ve bunları gönüllü öğretmenlerin üzerinde denedik. Hoş geldin. Benim adım Aram Kılıç. Kullandığımız malzemelerin ismi 1. Yoğurt 2. Zeytinyağı 3, E vitamini kapsülü 4, 2 adet küçük krem kabı günlük kullanım için. Sonucumuz ise cildimizi korumak ve vücudumuzu korumak ilk adımdı. Nem vücudu korumak için önemli bir faktördür. Bu nedenle biz yaptığımız kremden yola çıkarak hazır kremlerin vücudumuza daha faydalı olduğunu gördük. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Böyle bir çalışmadan dolayı. İsterseniz siz de deneyebilirsiniz. Tabii. Sonuçta peki bir sonuca varabildik mi? Hangisi daha böyle? Hazır krem daha faydalı. Hazır krem daha faydalı. Bizim beklediğimiz sonuç o en yakın kremdi ama maalesef o olmadı. Kaderlerin başarısız olmuş. Peki, Burak bitti herhalde. Beşer, çalışmalarınızdan dolayı... Geç geldin. Geç günler. Geç. Merhaba, merhaba. Arkadaşlarımız ve çevremizi Türk insanlar hakkında bilgilendirmek istedik. Raporumuz şu şekildedir. Aydın Sancar, Mardin'in Sabır ilçesinde doğdu. Alıntıda moleküler biyolojisidir. Hasar gören dınaların hücreler tarafından nasıl yenilendiklerini harekatlarına çalışması ile 2015 yılından Nobel ödülü aldı. Feroy Özel günümüz astronomi dünyasının en ileri gelen Türk astronomi şeydi. Hastada 3 kalp kapakçığını birden değiştirdi. 50'den fazla makalesi vardır. Muazzez'in Meriç'e Sümerliler hakkında dünya bilinen çalışmalar ve imza atmıştır. Hidit, Aktaş, Hemidit... Şu sonucu çıkarabilir miyiz? Bu insanlar tablet başında değil mi? Telefonlarla veya başka internetten veya gereksiz şeylerle uğraşarak bu hale gelmediler değil mi? Gecelerini, gündüzlerini çalışarak, özverili bir şekilde meylet göstererek bu sonuçlara ulaştılar. O zaman biz de ne yapmak zorundayız? Onların başarılarını takip etmek zorundayız değil mi? Bizi bilimden, bizi gelişmelerden uzak tutacak şeylerden de kendimizi uzak tutacağız. Peki... Sonuçta başarılı olalım ve ülkemize, devletimize, insanlara faydalı olalım.
İnşallah sizler de bu yolda emin adımlarla özverili bir şekilde yürüyecek gençler ve nesiller olacaksınız. Teşekkür ederim. Göstermek istediğimiz Sinemaya gittiğimizde salondaki yerimizi bulmak için ya da bir uçağa bindiğimizde koltuktaki yerimizi bulabilmek için bu mantıktan yararlanıyoruz. Projemizin yapımı ilk önce dikdörtgen şeklinde bir tahta parçası çizilir. Daha sonra bu tahta parçasının etrafına eşit aralıklarla çivler çakılır. Sonra beyaz bir alayla çivilerden geçirilir ve bir kare kağıt görüntüsü oluşturulur. Daha sonra bu tahta parçasının tam ortasından yatay şekilde siyah yetkili çizilerek ikisini oluşturulur. Aynı şekilde Türkiye'de de siyah yetkili çizilerek ikisini oluşturulur. Yukarısı pozitif sayıları ifade eder, aşağısı negatif sayıları ifade eder. Bir pozitif sayı olduğu için artı bir de şöyle noktalar belirlenir. Daha sonra bunlar ortak kesiştiği noktalar belirlenerek mandalar yapıştırılır. Evet, bu yüzden gençlerimizde ve malzemelerimizde geçen teknoloji ve güven endüstrisi sayesinde hayatımızda çok kolaylık girmiştir. Bu kolaylıklardan bazıları ise eskiden evlerde olan şey. Bugün de insanların hizmetine mahşetlerde sunulmaktadır. Hoş geldiniz. Ben de kendim. Ben de şahsım. Tercihlerimizin bizim projemizin amacı anne yoğurdunu daha sağlıklı insan dışında. Yoksa market yoğurdu bu. Biz bunu çeşitlilik öğrendik. Öncelikle bir, iki, üç bu haftalarda hiçbir şey geçirmedik. Ama dört ve beşinci haftalarda bir gözlem geçirdi. Hazır yoğurdumuzun üzerinde, kendi yaptığımız yoğurdun üzerinde koku başladı hem de kendi sonuçları bulmaya başladı. Altıncı haftada ise hazır yoğurdu. Kendi yaptığımız yoğurtta çok kötü bir koku oluştuğu için yoğurdu yiyemeyip götürmek üzere. Bizim burada vardığımız sonuç ise market yoğurdunda yasal ve koruyucu maddeler olduğundan dolayı hatta bence kesip yeniden aç ki burada bağımsız bir video olsun. Kızımızı sana projenin başlatmaz. Sait amcadan çeksin. Hoş geldiniz efendim. Ben kendimi tanıtayım. 5-6 sınıfından Hava Alpada'dır. Projenin adı geleneksel çocuk oyunları. Projedeki amacımız kültürün bir parçası olan unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını incelemek, ortaya çıkarmak ve bu oyunların unutulmamasını katkıya bulunarak kültürü yaşatmak ve devamını sağlamaktadır. Ben İda'dan Adem Süt. Çocuklar duygusal fizyonda en doğal öğrenme ortamı oyunun zamanıdır. Oyun çocuğa hayata azan etkildir. Günümüzde yaşayan teknoloji ve sosyal gelişimlerin oyunlara göre bir biçim sağlaması ve eski oyun unutulmamızdır. Bu oyunlar tekrar hatırlamak sağlamak için gelsiz küçük oyunlarını internetten ve ansiklopedi gibi kitaplarla kaynaklarla araştırır, seçilen oyunlarla oynanma ve kurallarla birlikte raporlaştırılır. Ben Emrah'ın Büyükler 8 asılmasından. Günümüzde başarıya koşullanan ve zorlanan çocukların hayatları değişmiş. Birlikte oynamamış, sosyalleşmenin yerine anlaşmamış. Bunun yanında oyuncak sektörünün ortaya çıkar yeni ve çeşitli oyuncaklar ailelerin maddi açıdan zor sokmaktadır. Geleneksel çocuk oyunun bir yüzüne çıkarılması ile çocukların gelişimine katkıda bulunmak, oyun alanlarını öğrenmek ve becerileri kazandırmak, oyun kültürü sayesinde zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak ve bu kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasının da unutulmasına farkındalık kazandırmaktır. Efendim bize örnek olması için burada seksek türlerimiz var. İp atlama, misket, topaç, dokuz taş, yakan top için 5 taş, ceviz, köçürme oyunlarımız ve materyallerimizi getirdik örnek olsun. Bir merak ettiğiniz oyun varsa size açıklayabiliriz. Mesela ben daha önceden hiç köçürmeyi duymadım. Köçürmenin diğer adı mangal oyunu. Tamam. Mangal oyunu 8 tane bölüm açılır. 6 tanesi bizim tarafımızda, 6 tanesi rakibin tarafında. 4'er 4'er şu tarz taşlarımız dizilir.
Sonra sırayla oynanmaya başlar. Buraları rakibin biz böyle alarak şöyle şu şekilde alarak rakibimizin tarafına koymaya çalışırız. Sonra bizim taşlarımızdan biri mesela şöyle gelir. Şöyle rakibimizin taşlarından birine gelirse biz bunları alıp kendi tarafımızdaki bölümümüze koyarız. En çok taşı alan kişi kazanır. Peki şimdi o zaman ben size bir tane ödev veriyorum. Tabii. Musait amcanız bu işleri Kazman'da en iyi bilen kişi. Bunun benzeri Kazman'da Cin Kuyusu diye bir oyun vardı. Tamam. Şimdi ben Cin Kuyusu'nu oynamışım ama hatırlamıyorum. Sait amca hatırlıyordur. Halim içerisinde Sait amcanın mekanı var. Sait amcadan Cin Kuyusu'nu da öğrenin ve arkadaşlarınıza anlatın. Hatta bir gün ayarlayın. Mesela bahçede o konuda ben üstleneyim. Size burada müdürünüzle konuşun. Size birkaç tane Cin Kuyusu'na ben yaptırayım betonda. Sait amca size oyunu öğretsin. Şekil içlerim. Okulun bahçesinde oynayın. Olur mu? Anlaştık. Tamam. Bu köçürmenin kök kelimesi göç. Göç ettirme. Kavurmanda göçe köç diyoruz biz. Tabii. Evet. Köç. O şekilde. Evet. Teşekkür ederim. Hocam ben çocuklara söyledim. Sahip Bey'in dışarı kültür Başka bir gözlemciye. Burada çok güzel yazan gerek yok. Sonucu öğrenmemiz ki branş. Hocam aslında bunun şey yapılabilir okulun belli noktalarında kelimeler yazılarak Türkçe karşılığında çocuklar koridorlarda dolaşırken onları öğrenme şeyi olur. Hatta onu bir seferat bir kelime mesela haftada bir birkaç kelime öyle bir şey yapmak işareti yok. Okulda eşitler çıkmışlar. Yani o çocuklar günlük olarak onu görüyorlar. Şey işte her gün için bir deyim, bir atasına bir kural, işte bir şey. Yani.